Şimdi daha dün hatta programa gelmeden önce konuşurken yine bir bebeğin doğumuna gittiniz. Hemen ilk aklıma gelen şey korona döneminde doğan bebekler oldu. Anneler tedirgin mi? Bebekler için ayrıca bir koruma yapıyor musunuz? Hemen o fotoğrafı görünce aklıma bu soru geldi. Tamam, ben iyi oldu bu. Şimdi burada anne adaylarını rahatlatmak lazım. Gerçekten büyük bir endişe duyuyorlar. Siz de annesiniz, biliyorsunuz. Yani hayattaki en değerli şey. Bu en değerli şeyi de bize emanet ediyorlar hamilelik döneminde. Evet. Büyük bir sorumluluk aslında. Koronayı biz de sizler gibi Şubat ayından beri öğrendik. Yani korona diye bir virüs ailesi var. Hepsi çok kötüler, onu biliyoruz. En rezili bu çıktı. Bütün dünyayı etkisi altına aldı. Ve biz de o tarihten beri kendi normal yaşantımızda da hepimiz gibi bir takım şeylere dikkat ettik, işte korktuk, çekindik. Bir taraftan da işin bilimsel tarafında neler oluyor ve biz ne yapmalıyız? Bütün dünyadaki hekimler, bilim insanları beraberce bir araştırmaya başladık. Bulduğumuz bizim branşımızla ilgili güzel şeylerden bir tanesi, anne karnındaki bebeğin, bebeğin eşi denilen plasenta sayesinde korunduğunu öğrendik. Harika. Dolayısıyla şu ana kadar doğmuş bir bebekte bu virüs tespit edilmedi. Doğduktan sonra tabii ki geçebilir ama anne karnında yok. O yüzden anne adayları... Anne COVID geçirse de mi yok anne karnında bebeği? Aynen geçmiyor. Öyle. Harika. Artı anne adaylarını da biz bu hikayenin çıktığı günden beri anne adaylarını da tedavi edebiliyoruz zaten. Yani buradan şu mesajlar çıkmasın. İşte çıkın sokaklarda gezin tozun, bir şey olmaz. Biz tabii olursanız ama iyileştiririz. Herkes gibi. Herkes gibi olmalı ama...